Ömer bin Abdülaziz'e o dönemin çarşısı hayran. Yani iş adamları, hayır hasenatla uğraşan insanları, bizler gibi devlet görevlilerinin çok sevdiği bir halife, çok sevdiği bir devlet başkanı. Ya Emir, ne nasihat edersin bize? Her cuma hutbesinde söyleyelim de çarşının düzenini ona göre meydana getirelim dedi, denildiğinde her cuma hutbede biz erkekler olarak dinleriz, sizler de hanımlar bilirsinizdir. İnna Allaha ye'muru bil adli vel ihsani ve itaizil kurba ve yenha anil fahşai vel münkeri vel bay ayet-i kerimesini söylüyor ve nasihat olarak bu size yeter diyor. Bunu okuduktan sonra bu nasihatin iş yapılan ortamlarda nasıl yansımaları olur diye bir grup arkadaş kafa patlatmaya başladık. Enteresan çıkarımlar var. Ben bugün bunları aktarmak istiyorum size müsaadenizle. Sivil toplum kuruluşlarının gelecekte karşılaşacağı mücadelelerde önünde rehberlik yapsın maksadıyla. Birincisi, adil olun diyor Allahu Zülcelal. Adalet sıfatı Allahu Zülcelal'in ilim sıfatıyla her şeyi kuşatan bilgisiyle beraber tecelli eder. Dolayısıyla adil olabilmek için müesseselerde, mekanizmalarda bütün bilgi sistemini entegre vaziyette ilişkili hale getirmek, biz iş dünyasında buna iş zekası veya business intelligence dediğimiz bir konu, olandan bitenden birbirleriyle ilişkilendirilmiş bilgiyle haberdar olabilme meselesi. Bu konunun STK'larda nasıl olması gerektiğiyle ilgili bir ayrıca çalıştay yapılmasını ben Haziran'a teklif ediyorum. Bir sivil toplum kuruluşunun gerek savunuculuk üzerine uğraşsın, gerek hayırseverlik üzerine, gerekse diğer sosyal hizmetlerle alakalı başlıklara, kendi yürüttüğü işi düzgün yürütebilmesi için kullanması gereken bilgi sistematiğini, bilgi paketini, bunların ilişkilerini analiz etmek önemlidir diye düşünüyorum. İkinci husus, adalet için hassas bir ölçme sistemi meydana getirmek. Kalite, performans gibi başlıklar, istatistikler, analizler, büyük data, bunların hepsi konuşuldu. Ben bunlarla alakalı kafanızı tekrar şişirmeyeyim. Ama bu konular özellikle genç STK'cıların üzerlerine eğilip içinde bulundukları müesseselerin gelişiminde hizmet vermeleri gereken alanlar. Biz de gençtik. Elimizde sağlam altyapıyla çalışılmış bir proje olup da büyüklerimizin önüne gittiğimizde başlangıçta mırın kırın ettikleri şeylere bile sonradan ikna olduklarını gördük. Yapamadığınız şeyler için acizlanmak yerine hazırlığınızı düzgün yapın gençler. Büyükleri ikna edemezseniz, eğer o iş verimli olacaksa Allahu Zülcelal onun kaynağını size ihsan eder. Ondan da emin olun yani. Çünkü rızkın sahibi Allah, hayırlı işlerle uğraşmak da çok güzel bir rızıktır. Burada da rızıklanıyoruz böyle bir şeyden. Bir de sistemlerin işleyişinde çok oyalanma alışkanlığı var Türkiye'de ve İslam dünyasındaki sivil toplum kuruluşlarında. Hızlı hareket eden çevik cevaplar veren, hızlı hareketler yapan sivil toplum kuruluşları olmamız gerekir. Bunlara özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Adaletin tesisinde fıkıhta belli kurallar var. Bunlardan ilki ihkaka hakkın yasak olması. Yani şikayetçisi olduğunuz konunun yargıcı, yargısını, kararını verdiğiniz konunun da infazcısı olamazsınız. İhkaka hak mevzusu kadın cinayetlerinden insanların birbirlerinin kolunu bürkerek haklarını, alacaklarını, tahsili gibi konulara varana kadar çeşitli zalimlikler pratik olarak hayatımızın içerisinde var. Bunlar bizde örf adet olarak filan da yapılanmış vaziyette. Allah rızası için içinde bulunduğunuz hayatta kendi yapıp ettiklerinizde ihkak hak yapıyor muyum, yapmıyor muyum diye düşünerek hareket edin. İslami sivil toplum kuruluşlarının, özellikle bizim camiamızın geçmişte hukuk felsefesiyle alakalı
bu anlamda çok büyük açmazları olduğu yaşadık kendi içimizde, kendi dışımızda. Bu illetten kurtulabilmek bana göre Müslüman sivil toplum kuruluşlarının içerisindeki bireylerin en çok dikkat etmesi gereken başlıklardan bir tanesi.